Arkadaşlar Merhabalar köklü sayılar kısmının 3. kurundayız ee, bakalım şimdi bize bilgi olarak ne vermiş kişiler ellerine standart e, ölçü aletleri olmadığında adım karış ayak, kulaş gibi standart olmayan ölçü bölümlerini kullanarak ölçmek istedikleri şeyin yaklaşık değerini bulabilirlermiş. E, aşağıdaki şekilde Efe'nin bir adım bir karış ve bir ayağının ölçüleri metre türünden verilmiş bak bir adımı kök 3 bölü 2 metre. Atıyorum bir karışı 1 bölü 2 kök 2 metre. Bir adım ise bir adım uzunluğu ise 1 bölüm bir ayağın uzunluğu ise 1 bölü kök 6 metredir. Bak şimdi sorulara bakalım. Bir masanın kenarlarından birinin uzunluğu karış türünden verilmiştir. Şimdi 8 karış. Bakıyorum. Bir karış ne kadardı? 1 bölü 2 kök 2 metre. O zaman 8 karış ne yapar? 8 çarpı 1 bölü 2 kök 2 metre yapar. Bu da 8 bölü 2 kök 2 yapar. E, sadeleştirdim. 4 bölü kök 2'dir. Her tarafı kök 2 ile çarparsam ne oluyor? Bak 4 kök 2 bölü 2 sadeleştirdim. 2 kök 2'ymiş arkadaşlar. Bir kenarın uzunluğu. Bu kenarın uzunluğu metre türünden belirtilen sayıya en yakın tam sayı değerini istiyor. Şimdi 2 kök 2 bulmadın mı sen? 2'yi içer atarsam 4 çarpı 2'den ne yaptı? Bak kök 8 metre yaptı. Şimdi kök 8 hangi iki tam sayı arasında? Normalde kök 8, kök 4 ile kök 9 arasında. Yani 2 ile 3 arasında. Ama kime daha yakın bak. Kök 9 da yani 3'e daha yakın. Bu yüzden en yakın tam sayı değeri 3'tür. Hadi bak bakalım. Bir sınıf tahtasının en boy karış türünden verilmiş. O zaman hemen bulalım. Bir karış ne kadardı? 1 bölü 2 kök 2 metre. Şimdi hemen şuraya bulalım. 10 karış 10 çarpı 1 bölü. 2 kök 2'den ne yapar? 5 bölü kök 2 metre. 6 karış 6 çarpı. Şöyle 6 çarpı 1 bölü 2 kök 2 ne yapar? Sadeleştirdim. 3 bölü kök 2 metre yapar. Tahtanın çevresini istiyor benden. E, toplayacaksın. Yani 3 bölü kök 2 ile 5 bölü kök 2'yi toplayıp 2 ile çarpabilirsin de bunlar da geleceği için. Ne bak burası 8 bölü kök 2 çarpı 2 yani 16 kök 2 geldi. Her tarafı çarp kök 2 ile 16 kök 2 bölü 2 sadeleştirdim cevap 8 kök 2'dir deriz. Peki tahtanın çevresinin metre türünden belirtilen hangi iki ardışık tam sayı arasındadır diye soruyor bana. Şimdi bakalım biz 8 kök 2 olarak bulduk çevresini. 8'i içeri alırsam 64 çarpı 2 diye ne yaptı bak 128. Peki kare kök 128 hangi iki tam sayı arasında? Kök 121 ile kök 144 arasında. Yani 11 ile 12 arasındadır deriz. Tahtanın alanını istiyor bizden. Tahtanın alanı neye eşittir? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani 5 bölü kök 2 çarpı 3 bölü kök 2 değil midir? payla payı çarptım. 15 kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 15 bölü 2'den 7,5 metre karedir deriz. Heh, gelmiş bir kelimin boyunun ayak cinsinden uzunluğunu soruyor bana. Şimdi bakalım bir ayak baktığın zaman ne kadardı? 1 bölü kök 6 metre. O zaman 6 ayaklık demek. 6 şuraya yapalım. 6 çarpı 1 bölü kökü, kök 6 değil mi? Bir daha bakalım arkadaşlar. Evet 1 bölü kök 6 metre. 6 çarpı 1 bölü kök 6. Yani 6 bölü kök 6 gelir. Çarp her tarafı kök 6 ile. 6 kök 6 altı bölü 6'dan ne geliyormuş? Bak kök 6 gelir. Kilimin eni boyunun yarısına eşit olduğuna göre hemen bakalım. Sen şurayı ne buldun? Kök 6 buldun değil mi? O zaman burası da kök 6 bölü 2 gelmeyecek mi? Benden çevresini istiyor. O zaman bir kök 6 buradan bir kök 6 buradan iki kök 6 yapar. Kök 6 bölü 2 şurası da kök 6 bölü 2 Toplarsam bir tane kök 6 yapar. E, i̇kisinin toplamı 3 kök 6'dır. Çevresi. E, kilimin eninin metre türünden değerinin ondalık gösterimini istiyor bizlerden. şimdi eni dediğimiz şey şurası kök altı mıdır? Pardon. kök altı bölü iki deni. Burası kök altı olan bu. Şimdi kök altı bölü 2'nin yaklaşık değerini bulalım olur mu? Şimdi kök altı hangi iki tam sayı arasında? Kök 4'ten büyük, kök 9'dan küçük. Yani iki küsürlü bir sayı. Yani iki küsürlü bir sayı ikiye bölersem bir küsürlü bir sayı gelecektir deriz. Bak bakalım şekildeki ev ile arabanın arası 8 adımdır. Hemen bakalım bir adım uzunluğu ne kadardı arkadaşlar. Kök 3 bölü 2 metre. O zaman hemen uzunluğu bulalım. 8 çarpı kök 3 bölü 2 sadeleştirdim. 4 kök Ev ile arabası arası. E, benden en yakın tam sayı değerini istiyor. Bu 4'ü içeri attım. Ne gelecektir? 16 çarpı 3'ten kök 48 mi? Şimdi bu kök 48 hangi iki tam sayı arasında? Kök 36 ile kök 49 arasında 6 ile 7 arasında ama kime daha yakın bak kök 49'a yani hangi tam sayıya yakınmış 7'ye ye. Ee, efendim bir adım uzunluğu bir karış uzunluğuna oranını istemiş bir adım uzunluğu ne kadardı arkadaşlar kök 3 bölü 2 bir karış uzunluğunu ne vermişti arkadaşlar bize 1 bölü 2 kök 2 hemen oranlayalım 1 bölü 2 kök 2. O zaman birinci kesri aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. İkiler gitti. Kök 3 de kök 2'nin çarpımı kök 6'dır. Cevap. Sol taraftan hizalı iki kalemin boyları santimetre türünden aşağıda verilmiştir. Bizden a istiyor. Şimdi şu uzunluk ne kadar verilmiş? Bak 5 kök 2. Ne eşitmiş? Kök a ile kök 8'in toplamına. Kök 8 ne arkadaşlar? 4 çarpı 2'den. 2 kök 2 yapar. At bu tarafa. 5 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkarınca kök A mı gelecekmiş? E. 5 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkardım. 3 kök 2 buradan kök A'ymış. Al içeriye 3'ü. 9 diye girer. 9 kere 2 18 kök ise A buradan 18'dir deriz.